Dündü depremin 11. günüydü. Yine bir mucizenin haberini vermiştik. 248 saat sonra Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Alena Ölmez ekiplerin dikkati sayesinde enkazdan kurtarılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Ankara'ya götürülen Alena ameliyat oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan genç kızı yalnız bırakmadı. Geçmiş olsun telefonu açtı. Alena'yla sohbet etti ve ziyaret sözü verdi. Bir mucizeye daha tanıklık ettik. Bir şey yoktu elimde. Kendi kendime vakit geçirmeye çalışıyorum. Ağrım falan var mı kızım? Çok hafif atlattım. Felaketin 11. gününde mucizenin adı Aleyna olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Aleyna'yı yalnız bırakmadı. İnşallah Ankara'ya gelişimde ben de fırsat bulup seni bir ziyaret etmeye gayret ederim. Hastaların duası biliyorsun makbuldür. Senin ismin de çok güzel. İsminle benim çalışma odamda Cumhurbaşkanlığında Aleyna levhası var. Manası neydi? Üzerimize olsun demek. Allah'ın yardımı üzerimize olsun, değil mi? Erdoğan, Aleyna'yı ameliyatının ardından telefonla aradı, sağlık durumunu sordu, sohbet etti. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol kızım. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Anne babası depremde hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez depremden tam 248 saat sonra Kahramanmaraş'ta çıkarıldı enkazdan. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i çıkardık şu an enkazın 11. gününde. Aleyna'nın en yakını artık teyzesi. Güler Duman'la da görüşen Erdoğan önce başsağlığı diledi, sonra üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız diye ekledi. Vefat eden kardeşlerimiz için Rabbimden onlara cennetiyle, cemaliyle muamele niyaz ediyoruz. Amin. Tabii yavrusu da şimdi sana emanet. Evet, öyle baş tacım. Evet, üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Ankara'ya getirilmişti Aleyna. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Muhtemelen yandan bir bas altında kalmış, cenin pozisyonunda, uygun pozisyonda kaldığı için de korunduğunu düşünüyorum. Kırık olduğunu tespit ettik. Eksemitelerinde, uzuvlarında, ufak çizikler dışında herhangi başka bir yaralanması yoktu. Ameliyatını aldık. Az önce de uyandı. Şu an genel durumu iyi.